var. Bir de Gençlerbirliği Ender, sen evet, de hocam değindin. Ekonomik olarak bütçesi, yani diğer o düşme adayları arasında en yüksek limitlere oyuncu grubu öyleydi, oynuyor. Evet. Yani bir Erzurumspor, Denizli kadar, Ankaragücü kadar değildir bütçesi. Tabii. Yani biraz onların bütçesi ona yakın olsa demek ki 21. sırada Gençlerbirliği. Onu hep Erman hocam söylüyor, orada sıkıntılar var diye. Sevgili Mehmet, beraberliği 90+6'da kurtardı Trabzonspor ki bir saatten fazla bir kişi eksik mücadele etti ev sahibi takım. Tek kale, ama devre arasında Erman hocamla da konuştuk. Hani üretkenlikte sıkıntı var. Sağdan soldan yükleniyorsun. Adamlar uzun boylu, Naldo, evet, Ersan çıkana kadar sonra Kudrjaşov, o bölgeye Kudrjašov geçti. Ne diyorsun sen? Kazanç mı bu bir puan? Gerçi 90+6'da geldiği için bir yandan kazanç olarak değerlendirilebilir belki. Tabii ki son dakika gelen gol kazanç, ama maçın başından sonuna göre kadar Trabzonspor topuna hakimiydi. Zaten bu oyunun kırılma anı bence penaltı. Eğer Trabzonspor maça iyi başladı, özellikle ilk 20-25 dakika iyi oynadı Trabzonspor. Hani Abdullah Hoca'nın pas oyununu iyi yapmaya başladı, doğru işler yaptı, ama üretkenlik anlamında Trabzonspor'un hala sıkıntısı var. Bu da forvet oyuncularının bence sıkıntılı, yani etkisiz olması. Afobe tamam girdikten sonra golünü attı, ama Trabzonspor'un normaline bakıldığı zaman bugün bir algı var. Onu söyleyeyim. Trabzonspor bence bugün çok kötü oynamadı. Tamam, Antalyaspor 60 dakika 10 kişi oynadı. Bir tane pozisyonu var. Gol oldu. Bir de son dakikalarda, hani 93. dakikada bir boş kaleye Gökdeniz'in bir pozisyonu var. 60 olsa maçı koparacaklar. Ama onun dışında o döndü, Trabzonspor gol oldu. Evet, Trabzonspor'da alınacak bölgeler var. Oyuncu alınacak. Bu bölgelere oyuncu alacağız, ama Trabzonspor iyi olacak. Bunun sinyallerini vermeye başladı. Bugün eğer Trabzonspor maçı kaybetmiş olsaydı sıralama açısından da çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. Neden? Çünkü bugün baktığın zaman Antalyaspor takımı senin üstüne çıkıyordu. Bu maçı eğer kaybetmiş olsaydı Trabzonspor sıralamada alt sıralara doğru gelmeye başlayacaktı. Zirveyi yakalama anlamında, zirveyi derken bunu şampiyonluk olarak ilk başta nitelendirmesin insanlar. Sadece yukarıyı yakalamak anlamında çok önemli bir maçtı Trabzonspor için. O avantajı yitirdi. İki tane kenarı Marlon ve Serkan kötü oynadığı zaman zaten hücuma çıkmada sıkıntı yaşıyor Trabzonspor takımı. İkinci yarının başında, belki daha erken de olabilir, rakip 35'te 10 kişi kaldıktan sonra bu riskleri aslında Abdullah Hoca oyuncu değişiklerini bence daha erken yapabilirdi. Serkan'ın yerine, Serkan zaten o bölgede çok büyük sıkıntı yaşıyordu. Hemen Pereira'yı zaten hücumsal biraz anlamda... Biraz ortalar kale arkasına fazlaca gitmeye başladı. Bir de oyuncunun hem morali düştü, fiziksel olarak da bir düşüş var. Marlon'un zaten sıkıntısı hala devam ediyor. Ki o bölgede Bakayeme golün asistini yaptı, ama o da çok etkisiz oynadı bugün. Daha erken hamleler yapabilirdi. Abdullah Avcı tamam sistemi değiştirdi. Oyuncuları, hani istediğimiz oyuncuları sahaya sürdü. Çünkü zaten rakip 10 kişi oynuyor. Hücum edemeyen bir takım var karşısında. Trabzonspor takımı özellikle çok kaliteli bir santrafora ihtiyacı var. Bu bugün bas bas bağırıyor. Yani tamam, Afobe golünü atabilir. Caneni saha içinde çok silik futbol oynadı. Zaten o savunma hattını aşabilecek. Çok az gözüktü ortada. Tamam, yani bilemiyorum, topu takımı, hani onu oraya buluşturamadılar da, ama o da çok aramıyor yani. Yani oraya taşıyabilecek, Trabzonspor'u orada tutabilecek. Yani hem kendini parlatacak, hem de Trabzonspor oyuncularını parlatacak, skora katkı yapacak çok kaliteli bir forvete ihtiyacı var. Bugün çok net olarak bu göründü. Yoksa Antalyaspor'un mücadelesini tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, ama Trabzonspor eğer bugün bu maçı da kaybetmiş olsaydı gerçekten çok üzülürdüm. Oyuncuların da bence bunu biraz daha fazlasıyla düşünmesi lazım, ama üretkenlik anlamında Trabzonspor takımının çok büyük sıkıntısı var. Rea hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Tabii 90+6'da gelince gol, şüphesiz ki puansız ayrılmakla bir puan almak bir deplasman mücadelesi, öyle ya da böyle. Bu bardağın dolu kısmı, ama biz hep hem dolu hem boş kısmından bakıyoruz ya. Diğer yandan da bir saatten uzun bir süre bir kişi eksik oynayan rakibinize karşı çözüm üretemiyorsunuz. Beraberlik ya da galibiyet sayısını bulabilmek adına. Bu da boş kısmı. En başta söylediğinden başladım. O konu doğru Ender. Şimdi teknik adam olarak bazen inanmadığın oyuncu sana gol atar. Afobe geldiğinden beri oynamıyor. Gol atar, bir puanı son dakikada olsa, az önce dedin ya, hani bir puana sevinmeli mi, üzülmeli mi? Eğer bu dakikada geliyorsa, evet penaltı kaçırmış olabilirsin o kırılma anında, ama sevineceksin. Yani sonuçta bir puan bir puandır. Bunun için inanmadığın oyuncu bazen oyuna, bir de geç aldı. Mehmet çok doğru söylüyor. Daha önce alması gerekir. İnanmadığından antrenör olarak hamle yapmadı Abdullah Hoca. İnanmadığın oyuncu bazen gol atar. Şimdi Trabzonspor'un eksiklerine en temel, geçen sene düşünebiliyor musun Ender? Pereira ortaya, Novak gol atıyor. Bu sene yani Serkan ve Marlon'la oynuyorsun. İki tane yani yeteneği, beceri eksikliği olan oyuncuyla oynuyorsun. Şimdi bununla beraber santrafor geçen sene Sörlot'tan ne çıkıyordu Ender? Hem oyun çıkıyordu hem de sayı. Çıkıyordu bak, hocam. Bu çok iyi. Hem oyun çıkıyordu hem de sayı. Ne gol sayısı. Şimdi Afobe gol atmasına rağmen hem Caneni hem Afobe'den ikisinden net bir santrafor çıkmıyor. Ne oyun çıkıyor ne de gol sayısı. Afobe gol atmasına bile uzatmalarda ona rağmen. Bununla beraber en büyük eksikliklerinden biri ne Trabzon'un? Saha içinde Trabzonspor'un sezon başından beri yaşadığı takımın lideri yok. Sorumluluk alacak, itecek, konuşacak. Yani futbolda nedir biliyor musun? Belki de en önemli eksik. Gelecek hocam. Kesinlikle. Geveze takım çok iyidir ama nasıl? Yani ben konuşuyorum Serdar'a böyle. Serdar bana niye pas atmadın, niye ortalamadın diye değil. Hadi daha iyisini yaparız. Oyuncuları motive edecek, teşvik edecek, onları itecek, çekecek, düzeltecek. Yani böyle saha içi lideri yok Trabzonspor'un. Şimdi hem kalite eksikliği var, hem saha içi lider eksikliği var. Bir de bununla beraber tabii şunu da söylemek gerekir. Trabzonspor'un son 10 yılda Ami Mandıra'dan beri, yani o bıraktıktan sonra penaltı konusunda sıkıntısı var. Penaltısı yok Trabzonspor'un senelerdir. Değişiyor ya sürekli. Sosa oynadığında da kaçırıyordu tabii, değil mi Mehmet? Evet. Sürekli değişiyor. Sörlot o da kaçırdı. Kaçırdı ya. Bakayeme de kaçırdı. Sivas maçı da kaçırdı biliyor musun? Geçen sene hatta konuştuk. Kaleci dedik ya öne çıktı bir adım tekrarlanması gerekiyor. Bugün Ekuban çok gösterdi bize. Erman Hocam'la seyrediyorduk çok maçı. Bayağı belli oldu yani oraya atacağını. Genelde Ekuban'ın attığı köşe hep kalecinin solu. Evet. Dikkat et. Bofen daha önce gitti zaten. Bununla beraber şunu söyleyelim. Kırılma anın Trabzonspor niye doğru geçirmesi gerekirdi? Galatasaray maçından beri Antalyaspor'un bir oyun ezbere oturmaya başladı. Ne o? Topu rakibe veriyor. 6-3-1 diye. Hem Gökdeniz hem de golü atan Hamilton geliyor. Kapatıyorlar. Oyunun merkezini hem kenarları kapatmaya çalışıyorlar. Böyle takımlara karşı ilk kırılma anını kendi lehine çevirmek. Bir de penaltı büyük avantajdır. Şimdi golü atsaydı farklı bir hikaye konuşurduk. Daha risk alacak, öne çıkacak, daha açık alana hücum edecek bir Trabzonspor olacaktı. Adem'den sonra 10 kişi kaldı Antalyaspor. Trabzonspor burada ne hata yaptı oyunda? Şimdi Abdullah Avcı gibi deneyimli bir teknik adamın daha oyunu genişletmesi gerekir. Daha genişlikten oynaması gerek. Oyunu artık 4-4-1'e döndü. 6-3-1'den değiştirdi. İşte oyuncu değişiklikleriyle beraber Orgül'ü de çıkardı. İşte hamleler yaptı. Eren aldı. Kudrjašov'u sol stoper yaptı. Şimdi 4-4-1'e döndü. Oyunu genişletmiyorsun Ender. Pas senin söylediğin gibi ritmi yok. Hareketlilik yok. Herkes savunma önünde top istiyor. Savunma arkasında yok. Zaten kadron yetersiz. Oyuncu yetersizliği, lider eksikliği. Abdullah Hoca da oyun olarak farklı bir oyuna. Yani top ayındayken Trabzonspor 2-3-5'e dönmesi gerekirdi rakam olarak. Daha farklı top, hani ben her zaman söylüyorum, illa top rakipteyken bir futbol takımı agresif olmaz Ender. Top ayağındayken daha agresif olur. Gider, daha delici oynar, daha gider rakibini hataya zorlar. Trabzonspor böyle de oynamadı. Ve de bununla beraber de ne, yani topsuz koşular, özellikle Abdülkadir parmakla Ömür'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani her topa değerek, yani temas ederek iyi oynadığını düşünüyor ama hiç topsuz oyunda yok, hiç savunma arkası koşu yok, hiç gol ve asisti düşünmüyor. Dribling, topa değecek. Yani bu oyunda mutlaka... Aşağı yukarı aynı şeyleri söylediniz Erman Hocam'la. Erman Hocam. Aynı şeyleri. Beklenti o çünkü ondan. Ve de Erman Hoca da takip ediyordur. Tabii Serdar, siz de aynı şekilde, Mehmet de 2 senedir, 3 senedir çıktığından beri bu eksikliği var. Evet. Çok antrenörle çalışmasına rağmen bunu geliştirmedi Ender. Hep savunmanın önünde top alıyor. Gereksiz yerlerde pas yapıyor. Hiç savunma arkası, yani topsuz koşu hiç denemiyor. Peki Serdar %25'e %75'ti toplu oynamalar. Erman abiyle biz devre arasında konuşurken de 27'ye 73'tü hocam. Yani bir kişi eksik oynadığında da çok farklı değil. Ama Galatasaray maçında da buna benzer yüzdelerde. Evet, evet. Ama topla oynuyorsunuz, topla nerede oynuyorsunuz, topla ne kadar rasyonel oynuyorsunuz, ne kadar efektif sonuca giden şekilde oynuyorsunuz. Öte yanda da istediği gibi oynamaya çalışan, potansiyeli ölçüsünde oynamaya çalışan bir Antalya takımı vardı. Çok fazla konuşuluyor bu toplu oynamalar vesaireler. O yüzden o pencereden hareketle sordum. O Çağdaş Hoca ile Erol Hoca arasında bir şey olmuştu. Oradan biraz ön plana çıktı. Orada da bence güzel. Hocaların bu şekilde birbirleriyle atışması bence güzel. İkisi de oyunları geliştiriyor. İkisi de bunu Mourinho'da görüyoruz biz Avrupa'da, İngiltere'de. Bunda bence sen niye öyle söyledin, niye öyle söyledin, hiçbir şey yok. Hocam tartışsınlar, öyle değil mi? Tabii doğru. Sen öyle topu al eve götür desin biri onu desin. Kendilerini geliştirirler kendi aralarındaki rekabetten dolayı. İyi hocalar kazanırız. Oraya çok bakmamak lazım ama topun süresi hakikaten önemli değil. Fakat Antalya'nın oyunu tamam 1-0 öne geçti. Bir kişi eksik. Ama bu Galatasaray karşısında da böyle oynadı. Hep böyle oynayacaklar belli. Kupa maçında bile böyle oynadı Serdar. Net, oyunu. Çok doğru. Yani hepsinde böyle oynuyor. Burada hocam sizin başta söylediğiniz çok güzel bir şey var. Oyun diyor ki Afobe'ye al oyunu diyor. Al. Aldın tamam ama dakika 70. Üstüne 7 dakika uzatma verdin. 27 dakika. Aslında 46'da, 50'de, 55'te alabileceğim yani bir oyuncu. Caneni. Ve radikal karar ya. Evet, al abi. Parantez içine Serdar atıldı ya. Hemen. Adem. Hemen al. Tabii. Hemen dön. Orada aslında değişikliği yapacaktım belki de. Çünkü belli. Atıldı. Atılmasa daha iyiydi. İnanmadığı oyuncu işte. İnandığın oyuncu olsa alır mısın oyuna? Hemen koyar normalde. Hocam inanmadığın oyuncu ama uzatmada bir puanı alır. Hocam bak bazen şöyle bir şey vardır. Hani Serkan Hoca Hasic'i niye almadı? 3 değişiklik yaptı. 2 değişiklik daha var. Niye almadı? O Serkan Hoca'ya sormuşlar onu. Niye almadın hocam diye. Ya diyor tamam hocam. Sağlı sol öyle bir ortalar geliyor ki içeriye. Larin var her şeye kafa uzatıyor. İnandım adam o an diyor. Doğru. İnandım ama o riske girdim. Sonuçta burada o hocaların böyle bir kaderi vardır. Bazen inanmadığın adam seni kurtarır. Bazen inandığın adam seni kurtarmaz. Bir riske gireceksin. Aslında orada inanmaktan öte biraz oyunun gidişatını okumak daha doğru. Bekleri biraz daha sıfıra indirebilirdin. Şeyden bakıyorum. Kayama'dan başka sıfıra inen, ceza sahasına o kadar rahat giren ama girdikten sonra sanki ne yapacağını bilmeyen başka adam görmedim. Etkili orta yoktu. Çok rahat girdi. Yani Gökdeniz'i falan. Girdi ama sonrası gelmedi. Bir ara durdu orada. Ben neredeyim falan demeye başladı. Onun sonrasını bakıyor ama içeride öyle bir baskı altında oyuncuları var ki, arkadaşları var ki yer bulamıyor. Yani en iyisi Antalyalı futbolculara vurdurun da belki çarpar gol olur. Başka seçeneğin kalmıyor. Ersun Hoca'nın bu oyunu sezon sonuna kadar böyle devam eder bilmiyorum ama devam ettirirse bu aralar 1-1 kazanır ama sonra yakında 3'er kaybedebilir. Peki Erman Hocam devre arasında beraberdik. Ersun Yanal elindeki malzemeye göre oynuyor dediniz. Ve Trabzonspor'un da üretmek anlamında sıkıntı yaşadığını, yaptıkları bol pasların ritminin düşük olduğuna vurgu yaptınız ki benzer görüntü devam etti. İşte geldiğimiz nokta %25'e %75. Tamam bir kişi de eksik tabii o da var ama pas yapıyor. Hızlı, ritimli pas yapamıyor. Üretmek anlamında ceza sahasına ısı haritasını bir kez daha verelim. Maç sonundan açıldı işte. Hocamla bir baktık ortası yanıyor. Kenarlar yemyeşil. Bugünün hocam şu görüntüde 1-1'lik skor 90+6'da geldi. Teknik adamlar açısından doğruyu bulanı bulamayanı kim sizce? Şimdi bak. Üniversite yılları. Biraz daha geçmiş bu arada kırmızılar diğer tarafa doğru. Ama yine ceza sahası değil. Üniversite yıllarım bir işim var. Yaz ama okulda fazla adam yok. Üst kata çıktım bir şey oldu. Boyacılar var. Bir ağız dalaşına girdim boyacılarla. Bana laf attılar bir şeyler oldu. Okulda mı oluyor bu? Okulda oluyor bu, üniversitede oluyor. Ulan o herifler 3 kişiler. Abi kavga başladı. Ben o zaman futbolcuyum. Şimdi 3'e tekim. Ellerinde sopa var adamla. Durum iyi değil hocam. Tarafa baktım kimse yok. Hocam yani bağırdım da lan kimse var mı filan diye kimse yok. Şimdi bana bir daldılar. Şimdi dalınca ya dayak yiyeceğim de az hasarla kurtulmam lazım. Tabii. Şimdi birine çaktım. İlk gelen biri tabii ben sporcuyum. İkinciye çaktım ama sonra 3'ü gelince baktım ki durum gel. Acele gel. Hocam bak yemin ediyorum sana kafamı tuttum. Kafamı eğildim. Şeyimi böyle dizlerimi de dayadım. Şimdi sopayı buradan sokuyorlar buradan. Çarpıyor şey dirseklerime çarpıyor. Küçüldüm diyorsunuz. Şöyle sıkıntılı yerleri. Hani sırtıma falan vuruyorlar. Evet. O sırada bir kişi gelince hallettik işimizi. Hocam kaçmakta fayda vardı o sırada. Kaçamazsın. Kaçsan daha kötü. Şimdi o 2-3 dakikayı az dayak yiyerek kurtarman lazım. Şimdi bugün eksik kaldı Alanya. Onu gördüm. Ya ikinci yarı başladı. Alanya geriye. Antalya. Antalya. Geriye en son ceza alanına girdiler. Ya son 15 dakika ceza alanına girdiler. Öyle geçti hocam. Ya benim o dayak yediğim pozisyonundalar. Şimdi Trabzonlu buradan sokuyor sopayı, alttan gelmiyor. Üstten buraya sırtına geliyor. Ya haybeye oynuyorsun. Haybeye oynuyorsun. Bırak adama vurma, adam açılsın, bir geçir adamı yamut. Veya üstüne çek adamı. Şimdi boksör, dikkat et, boksör hep hücum ettiği zaman böyle kapanırlar. Sen alttan çalışırsın işte. Bitmez o 3 dakikalık round, bitmez değil mi Orhan hocam? Ya, dedi ya, karaciğer dalak Orhan abim. Karaciğer dalak ama hikaye dalak karaciğer. Böyle sonra sen hücum ederken bir zaafına geldi mi sana bir koydu mu, çünkü sen hücum ederken yersen çok kötü. Ama böyle atarsan o kadar şiddetli değil. Ben tam vururken ben bir tane yumruk yiyeyim, bam diye giderim, nakavt olursun. Şimdi bunu yapamadı bugün Trabzon. Peki bunu nasıl yapar? Trabzon'un elindeki malzeme. Ben size bir şey soruyorum şimdi. Rakip kapanmış. 10 kişiyle ya. Kaleciden 10 kişi ceza alandalar. Gitmiyorlar. Trabzonlular 4 futbolcu da dışarıda. Yan top yan top. Nasıl yapacaksın? Ceza alanına gireceksin. Ceza alanına kim girecek abi? Trabzon'da ceza alanına girip de çalım atıp ya bırakacaksın ya penaltı yapacak 2 tane adam var. Birisi Bakayeme, birisi Ömür. Diğerleri ceza alanına girip de adam geçemezler. Verkaç filan yok. Ama ikisine topu verirsen, evet, ikisini ceza alanında buluşturursan ya gol atarlar ya bir yere verirler ya penaltı yaptırırlar. Dar alanda adam eksiltebilir. Denemiyorsun çünkü bulur. Abdülkadir Ömür'de bir olay var. İnanamıyorum ya. Haftayım da söyledim sana. Ya ben Abdülkadir Ömür'üm. Hoca da benim arkadaşım. Rakip sağ burada. Ben gidiyorum, onun ayağından topu alıyorum, bu tarafa dönüp gidiyorum. La o atamıyor mu bana? Evet. Açsana oyunu. Niye gidip ayağından top alıyorsun? Doğru. Abdülkadir Ömür gidiyor arkadaşının ayağından top alıyor. Onlar yapamazlar. Baba yapacak. Yani senin değişim var orada. Sen ceza alanına yakın oyna. Adam 10 kişi. İşi orada. Hani yani başka maçta olursa gene yardıma git. Önde olduğun zaman yardıma git. Vakit geçirirsin. Faul yaptırırsın, vakit geçirirsin. Oyun durur. Ama senin ihtiyacın orada ya. Sen ceza alanı civarında gezin. Frikik yaptır, penaltı yaptır. Futbolcu bir yerde sana ayağını sokamaz. Orada 2 futbolcu var. Başka futbolcu varsa söyler bana. Doğrudur, orada tehlikeli olursa. Başka topçu var mı? Topsuz gelip cezaların içinde çalım atacak. Hiç yok hocam, çalım atacak. Bir oyuncu söyleyin bana. Risk almıyor. Hiç yok. Afobe diyor ki 10 kişi takıma karşı oynamak bazen kolay görünse de daha zor olabilir diyor, yok rakip ya, geriye yaslanınca. Ver topu adamın ayağına gelsin. Gelmeyecek mi? Ver ya, oynat ya, gel geriye. 60'ta falan yığılıyor artık. Ver topu. Ver abi. Ver. Fare böyle uyanık. Peynir almaya gelmiyor uyanık fare. Koyuyorsun lan, bunda bir bok vardır diyor. Bir at vardır diyor. Pardon. Bırak geriye gel ya. İlla yükleneceksin dedi ki. Adam zaten eksik. Evet. Zaten ama çok ağır oynuyor Trabzon abi. Trabzon yan top yan top. Araya top sokabildiler mi? Bir kere bir hangisi? Caneni'yle bir Berkaç oldu. Hangi adam araya stoperini alıp böyle? Ben olsam var ya, Bakayeme'yi santrfora koyarım. Çıkma hakkına şuradan. Niye? Bakayeme'nin topu üstüne at. Ya 2 kişi bozamıyorsun adamı. Tabii. Topu saklıyor. Adam dirseğinden mirseğinden ya indirecekler ya Bakayeme top verecek. Ömrü de oraya yakın oynat. Başka çaren yok ya. Riskleri daha önce alabilirdi hocam. Hani oyuncu değişikliklerinde 10 kişi kaldıktan sonra çok fazlasıyla hoca risk aldı. Risk değil, normal değiştirebilirdi. Kenardan seyrediyorlar. Oyun hareketliliği hiç yok. Sıfır. Yani hiç topsuz koşuyor. Çok ağır. Yani hocam, hiç bu kadar. Hocam oyun hareketli yok. Savunma arkası topsuz koşu yok. Herkes topu ayağına bekliyor. Ben defans olsam böyleyim ya. Antalya defansı ne güzel ya. Oynuyorlar. Böyle dönüyorum. Oynuyorlar. Böyle dönüyorum. Çıkıyorum, vuruyorum. Ne güzel. Vallahi Antalya defansında olsam Şenol görsem ilk takım alırdı ben. Kanatları kullanamadılar işte. En sonunda bir doğru güzel bir orta geldi, hemen vurdu. Onu çok fazla etkili orta kullanamadı. O da ilk yarı Serkan'ın ve Marlon'un çok etkisiz oynamasıydı. Ya bir de hocam yani evet, Serkan'a ne kadar tahammül etti abi? Tabii hemen ikinci yarı başına alacak. Naldo'da, Erman hocam, Naldo'da sıfıra inmek yok dedi. Oynadığı bölümde Ersan, sonra Kudrjašov. Bütün topları Ender 10 kişi olmasa son çizgi inmiyor ki. 10 kişi olmasa dediğin gibi 11 kişi olsa daha fazla kontratak ve hızlı ucum geçişleri yapardı Antalyaspor. Şimdi dediğin gibi orta sahayı biraz geçiyorlar, orta yapıyorlar. Hedefsiz orta. Döndü Antalyasporlu oyuncu, vurdu farz edelim. Naldo vurdu. Döndü ikinci topu aldı Hakan, Nuri. Hemen öndeki hızlı oyuncuları bir geçirdi. Sen de risk aldın, alan boşalttın Trabzonspor olarak. Hüseyin'e ve Edgar öne kadar çıktı. Orada çok rahat pozisyonda üretirdi Antalyaspor. Yani o kadar çok doğru. Hedefsiz orta yapılır mı? Hedefsiz orta hiç demek ikili oyun yok. Çok, Serdar çok sıfıra inmek yok. Ender onu söylüyor. Yani o tutuyorlar, oradan orta yapıyorlar. Yani nasıl rakibi? Kaç tane Berkaç yani gördünüz Mehmet? Yok, çok fazla öyle yok. Yani o üretkenlik, hani beklediğimiz oyunculardan o şeyi almadı. Üzerine o sorumluluğu almadı. Yani yetenekli oyuncular iş yapmadı Trabzonspor'da bugün. Ama burada en büyük etki santrafor bölgesinde oynayan Canini'nin çok etkisiz oynamasıydı. Yani çok uzun kalmadı mı o bölgede? Ya hoca şimdi 35'ten sonra 10 kişi kaldıktan sonra çıkaramazsın bir santrafor, ama orada o zaman Afobe'yi sokabilirdin. Daha farklı mesela formüller üretebilirdi. Yaz biz ikinci santraforu daha önce alabilir dedik ya, hatta dedik Ersan atılınca bana göre ender, ama şunu da söylemek gerekir. Abdullah Hoca şimdi planlar üzerine hep oyun kurar değil mi? Hep Başakşehir'de ona alıştık. Beşiktaş'a da geldi çalıştı. Ama şimdi oyunu genişletmeyen, ikili oynamayan, sıfıra inmeyen, çabuk oynamayan, hareketsiz bir oyunda 2 santrafor değil 4 santrafor oynasan yine topu oraya getiremezsin. Tabii, gidip sabit duran. Burada hücum planları, hücum setleri de tartışmamız gerekiyor. Hücum kurgusu da doğru değil. Abdullah Avcı Başakşehir'de kaç senede geldi oraya? Tabii doğru. Ama hocam oyuncuları ona göre aldı, hocam, şekle göre aldı. Yani ona göre hazırlık. Hocam sen de futbol oynadın. Ligde üst seviyede oynadın hocam. Şimdi sonuçta ama yine oyunu genişletirsin. Buna oyuncu kalitesinden daha farklı oyun kalitesi. Genişlikten gelirsin. Orta iyi olur, kötü olur, anlarım hocam. Yani bunu geliştirmek için hani 3-4 yıla değil, oyun pratiği yaklaşık 2-2,5 aydır çalıştılar ama inemediler. Beraber oyuncularla hocam. İnemedi hocam. Kötü hocam. Kötü oynamadılar. Karşıdan cepheden yaptılar. Yani tabii kişiye ama hani bir algı var. Bakıyorum ben mesela Trabzonspor kötü oynadı deniyor. Trabzonspor kötü oynamadı. Bak 2 defa 3 defa ceza alanına girdiler sağ taraftan. Evet. Adam ayağını uzatıyor, çekiyor. Bomboş girdiler 2-3 kere. Ceza alanına girdin mi yandı abi. De, onu yapamadı Trabzon. Evet. Sokmadılar. Gir oraya ya. Beceriyi orada kullan Ömür. Gelip de stoperden top alıp orta sahayı geçme. Yapamazsın. Gücün yetmez. Gücünü bu tarafta kullanmaz. Sen git öbür tarafta kullan gücünü ya. Lazım. Top alıyor ya. Dikkat edin ya. Hasta olurum o tip topçuya. İllet olur. Adamın ayağına geliyor. Top alıyor, bu tarafa gidiyor. Lan bırak, aç oyunu. Sana atsınlar topu. Sen ne iş yapıyorsun? Sen bana orta sahada adam gel, sen ne yaparsın? Top adamdan daha hızlı. Sen dili kal. Sana gelene... Ya dünyanın en şeyi çabuk nesnesi top. Topu geçen kimse yok şu ana kadar. Hiçbir futbolcu topu geçmemiş. Ya gelen oyuncularla daha iyi olur hocam. Şimdi Berat var, işte Perez var, belli değil hani tabii transferi. Birçok oyuncu daha var. Yani 2-3 hafta sonra Trabzonspor'u çok farklı şekilde izleyebiliriz. Tabii gelen oyuncuların da oturması lazım. Hoca nasıl oynatacak? Nasıl şans verecek? Oyuncu kalitesi de çok önemli burada. Hocam Trabzon hedefi zaten ilk 5'te durmak. Tabii tabii. Ya oraya abi hocam formasını koy, oraya gelir Trabzon. Evet. Yani ilk oyuncuların çok fazla hasta şey değil yani. Vitor Hugo neden henüz oynayamıyor ya da neden oynamıyor? Bir tercih mi bu, yoksa daha hani bence o şeyin... Hüseyin iyi oynadı. Hem ondan da zaten bu kavre imzalayacaklar ama Vitor Hugo'nun halde tam geçmemiş. Ama şöyle bir şey yapabilirdi. Mesela Galatasaray'da Fatih Hoca bunu yapıyordu. Ryan mesela golü özelliği olan bir oyuncu. Son dakikalarda bence eksik zaten rakip. Ön tarafa alabilirdim. Çünkü golü özelliği olan bir oyuncu. Yan top, çünkü sen oraya artık oyun oraya evrilmiş. Uzun ben oyuncuları bazen mesela hocalar yolluyor ileri. Son 5 dakika ben koyardım mesela Vitor Hugo'yu hocam. Evet. Yani denenebilir çünkü ön tarafta ben yüksek onun için söyledim. Acaba bir hava topu etkinliğinden yararlanmak adına ileriye direkt alınamaz mıydı Vitor Hugo? Galatasaray'da Fatih Terim'in Donka yaptığı gibi. Antalyaspor maçını yapmıştı. Olurdu. Yani bu futbolun illa doğrusu böyle gol bulunur mu? Bulunmayabilir de. Ama nedir dediğiniz gibi? Denenebilir. Çözüm üretirsin. Bir alternatif daha olur. Bir hücum planı daha olur. Peki bir virgül koyacağım. Çünkü... dedim ya programın başında bazı transfer gelişmeleri var diye. O transfer gelişmeleriyle ilgili öne çıkan gelişme hepinizin malumu Mesut Özil transferi. Döneceğiz Antalyaspor Trabzonspor maçını konuşmaya. Zaten basın toplantıları da gelecek. Tartışılan pozisyonlar da var. Hepsini konuşacağız ama bir virgül koyalım dönmek kaydıyla. Şu Mesut Özil transferinin detaylarını konuşalım.